Fayızsız ev alma sisteminin mucidi Emin evim Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Bu koyun kendi bacağından asıldı niye rahatsız oldunuz? Ya çok çok. Anladın mı? Bunu kadın yapmayacak yani kusura bakma ama sen buna niye müsaade ediyorsun? Şimdi ya? oğlum gitti konuştu bana gülerek dedi ki anne ya o beyefendi değil benim arkadaşım dedi. <laughs> Dedim ki yavrum o bir beyefendi. Tabii Allah imtihan etmesin. Kesinlikle. Büyük de söylememek gerekiyor. Yani. Kesinlikle söylemeyin. Evet. Biz birilerinin beğenilerine göre hareket edersek Allah'ın beynini ıskalamış oluruz. Evet. Çıldırmış mi? insanlar yani. Huzuru hazirun cemiyeti irfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın lainliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Hoş geldiniz kıymetli dostlar, hayırla geldiniz. Cuma'nız mübarek olsun, dertlerinize deva olsun inşallah, hastalara şifa olsun. Rabbim hayırlı niyetlerinizi şu mübarek zamanlar hürmetine kabul buyursun. İyi ki geldiniz yeni bir peynir gemisi programında. Sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi böyle güzel vesilelerle yeniden kar karşılaştıran, buluşturan Rabbimize hamd ederiz. Bugün aileyi konuşacağız. Malum aileniz artık böyle aileler bir araya geldiğinde hep böyle çocuklardan, eşlerden konuşulur. Anneler bir araya gel geldiğinde böyle birazcık birbirlerine evlatlarından, belki eşlerinden, belki akrabalarından, kayınvalidelerinden yakınırlar. İşte biz de aslında belki bir anlamda kronikleşmiş bu sorular, sorunları, belki de gözümüzde çok büyük büyük gibi görünen bu sıkıntıların haddi çözüm yolları olduğunu anlamaya ve buna dair böyle yeni bir ufuk açmaya çalışacağız kendimize bu programda Allah nasip ederse. Bugünkü misafirimiz gerçek bir hanımefendi olan uzman aile danışmanı Saliha Erdem hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Nasılsınız? Harikayım çok şükür. Vallahi, Siz de iyisiniz. Ben deyim. Hamdolsun. <laughs> Şükürler olsun. Ee, Saliha Hanım bundan memnun olacak mı bilmiyorum ama şöyle bir şerh düşmek istiyorum hemen programın başında böyle şu modern zamanlarda gerek sosyal medyada gerek hayatı içtimaiyede birbirimizle Müslümanca iletişim kurmaya hasret kaldık. Kim kime nasıl hitap edecek? Birine olan mesafemiz tam olarak ne olmalı? Allah bu iletişimde benim bir tabirim vardır. Bunu Twitter'a da yazmıştım. Sizli bizli hitap şekli bir muhabbetin abdest almış şeklidir. Hitabın abdest almış şeklidir. O sizin içerisinde kaldığınız sürece abdestli bir sohbet icra ediyor musunuz, devam ettiriyor musunuz gibi diye konuşmuştum, yazmıştım, not düşmüştüm. Güzelmiş. beğendiniz mi Salih Hanım? O çok Güzelmiş. korunaklı Saliha. bir alandır orası. orası. Salih Erdem Hanımefendi ile bu programa davet sürecinde yaptığımız konuşmalar ve görüşmeler neticesinde ben de şöyle bir fikir hasıl oldu. Hakikaten bir hanımefendi, bir beyefendiyle ee zarafetini ve daha zor olan e, samimiyetine halel getirmeden nasıl iletişim kurmalı sorusunun cevabı onun benimle kurduğu iletişim biçimiydi. Estağfurullah. Allah sizden TV razı cennim, olsun. Sizden ne kadar de. güzel, ne kadar sağlıklı ve ne kadar olması gerektiği gibi bir teşekkür iletişim ederim. şekliniz var. Öncelikle İnşallah bunun için ederim. size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Ee, bu çünkü çok zor bu zamanda biliyorsunuz evet. değil mi? E, konuştuğum, muhatap olduğum değerli kardeşlerimin Allah katında çok kıymetli, çok değerli ve bu dünya için çok önemli olduğunu ...fark ettiğimde, bildiğimde başka bir seçeneğim yok. Allah razı olsun. Nasılsınız? Sizlendim. Afiyette misiniz Sariha Hanım? Şükürler olsun. Allah iyilik sağlık, sağlık versin. Çok büyük deriz. bir yük aslında üzerimizdeki aile dediğimizde bakıyoruz. E, gazetelerde yazan bu, sosyal medyada insanlar bundan şekva diyorlar. Bu işi yapan, size yakın işler yapan psikiyatrlar, psikoterapistler, psikolog arkadaşlarım... ...aile danışmanları e, randevu veremediklerinden bahsediyorlar. Yani aylarca randevuların dolu olduğunu söylüyorlar. evet. Nedir derdimiz bizim? Ne oluyor Salih Hanım? Değerli beyefendi bu çok önemli bir soru. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. İnsanın kendisiyle savaşı varsa, insan kendisiyle derdini bitiremiyorsa bir başkasıyla barışık hayat yaşama şansı yok. Olsa olsa hayatı birlikte yaşamadıklarıyla beraber günü birlik yer içer, mutlu ol, anlık mutluluklar yaşar ve eve geldikten sonra tekrar kendi sıkıntılarıyla, kendi Gerçeğiyle iç yüzleşiyor. dertleriyle baş başa kalır. Dolayısıyla Günümüzde insanımız kendisiyle barışık değil. Kendisiyle savaş halinde ve bu savaşı ne yazık ki aileden oluyor. Şu anda aile hayatında sorun yapacak hiçbir sıkıntısı olmadığına şahit olduğum çiftler var. Fakat hanımefendi mutlu değil. Hanımefendi memnun değil. O kadar değersizlik ve yetersizlik duyguları var ki hiçbir şeyden memnun olmuyor. Annesi babası hala eleştiriyor. Onları her aradığımda diyor. Hala beni yerin dibine sokuyorlar. Hala bana şunu söylüyorlar. Bunu söylüyorlar. Evlendik, çocuklarını evlendirdikleri halde eleştiriye, aşağılamaya, beğenmemeye devam ediyorlar. Ve ben şunu görüyorum değerli beyefendi. Bir hanımefendi de kendisindeki sıkıntıları çözememe, kendisiyle barışık olamama, bir türlü planını programını yerine getirememe eşiyle Mesela eşim Allah razı olsun çok iyi ama ben şunu sorun yapıyorum diyor. Bakıyorum sorun yapacağı şey hani genel bir kişiye göre sorun değişebilir ama genel algıya göre asla sorun yapacak bir şey değil. Hemen annesiyle ilişkisini soruyor Annenizle ilişkiniz nasıl? Beyefendi de bir patoloji gördüğüm zaman bir davranış bozukluğu, bir eşine karşı haddi aşan, çocuklarına karşı haddi aşan, sorumluluk alamayan bir pozisyon gördüğümde babasıyla arası nasıl? Babası nasıl diye soruyorum. Hmm. Tabii bir... İstatistik yapmadım. Hani bu söylediğim benim kişisel değerlendirmelerimin sonucundaki bir e, bilgi yüzde 99 diyebilirim babası da öyle. Hmm. Babası annesine nasıl davranıyorsa babası oğluna ne telkin ediyorsa babası aynısını yap. Bu yapıyor. travma aktarılıyor yani doğru mu? Sadece travma değil, hayata bakış biçimi, yaşama biçimi aktarılıyor ve bizim genlerimizle duygular aktarılıyor. Ben şunu öğrenmiştim, bu beni çok etkilemişti. Güçlü duygular gen oluşturur. O zaman ben şöyle bir dua ettim. Ya Rabbi, torunlarımın torunlarının torunlarına kadar kıyamete kadar devam edecek neslimizde aktif olabilecek öyle manevi duygular bana yaşat ki, sonuna kadar nesilden sonuna kadar bu aktarılsın. Bu öyle güçlü olsun ki başka olumsuz duygulara kapı açmasın. Hmm. Çünkü e, mesela birisi bir ayet-i kerime okuyor, bir hadisi şerif okuyor, bir olay anlatıyor. Tüylerimiz ürperiyor mesela. Hı hı. Bu örendim ki gen oluşturuyor. Hmm. Çocuklarınızı o yüzden de ben anne babalara diyorum. Hamileyken umreye gidin. Çocuklarınızla birlikte umreye gidin. Çocuklarınızın zihninde küçükken kayıt olsun. Orada heyecanlansınlar, orada ağlasınlar. Sizin ağladığınızı görsünler. Sizin tavaf ederken ne kadar coşkulu olduğunuzu görsünler. Bunlar bir duygu oluştursun. Bunlar çocuğun şahsiyetinin tuğlaları. Hmm. Bir yabancı yazar diyor ki yetenekler bir noktada Allah'ın kullara hediyesidir. Ama sağlam bir karakter, sağlam bir şahsiyet taş taş tuğla tuğla örülür diyor. Mesela şu anda e, haberiniz vardır tahmin ediyorum. E, Esenler e, Belediyesi şehir ekranına hı hı. E, Hayat Mektebi isimli bir proje başlattık. Onun çekimlerini yapıyoruz. Hı hı. Allah razı olsun misafir ettiğimiz hocalarımızın, misafirlerimizin hayatına baktığında babası hatta dedesi bile kendisi gibi. O kadar sağlam bir yapılanma var ki, o kadar güzel bir altyapı var ki. Benim babam mesela e, Abdullah Yıldız Beyefendi kardeşim namaz gönüllüleri platformunda Benim annem babam diye başladı mesela namazlarını geçirmeme konusunda çok hassas insanlardı dedi bir öğretmeni, bir dedesi, bir bulunduğu çevre, arkadaşları, arkadaşlarıyla yürüttükleri projeler. Bunlar bir insanın nasıl olacağına dair nasıl bir yol haritası oluşturup nereden nereye gideceğine dair altyapıyı oluşturuyor. Dolayısıyla şey değil mi? Hani bu benim hayatım, bunu yaşıyorum ve bu beni bağlar. Oğlum sen dinini yaşamak istiyorsan buyur yaşa. Bu aslında o kadar da içi dolu bir söylem değil. Çünkü senin yaşadığın o duygular, o gerçekler o, o duygular aktarılıyor. Aynen öyle. Bir sonraki nesle. Aynen öyle. Bir ee... Kısa anlatılır. Şu anda aklıma geldi. Behlül Behlül'den Hazretlerine atfedilir. Hmm. Ne kadar gerçektir bilmiyorum hmm. ama mesajı uygun olacağı için izninizle aktarayım. Hmm. Çevresinde herkes, her koyun kendi bacağından asılır. Kimse kimseye karışmasın. Herkes herkesin amiri değil, hmm. memuru değil falan hmm. gibi söylemler varmış. Bir gün bir koyunu kesmiş. Ee, yakınlarda bir yerde bir yerde sarayın yakınlarında bir yerde bir dala asmış. Bir gün, iki gün derken bu koyun kokmaya başlamış. Koyun koktukça insanlar ya bir koku var, bir çok özür dilerim, hmm. bir leş kokusu hmm. var. Hmm. Kokmuş bir et alıyoruz biz hani hmm. onu hissediyoruz. Buraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Bakıyorlar ki bir koyun bacağından asılmış. Ağaçta öylece duruyor. İyice artık kötü bir pozisyona gelmiş. Ondan sonra ded demiş ki bu koyun kendi bacağından asıldı. Niye rahatsız oldunuz? Ya. O yüzden de ben şu dünyada tek başıma kalsam bile, hiç kimse bana hesap sormasa bile, benim ne yaptığımı gören, ne yaptığımı bilen, beni hesaba çekecek bir makam var. Benim konuşmama izin veren, gece uyuduğum zaman uyanmama müsaade eden, sayılı nefeslerimi, yiyeceğim rızkımı, doğumumu, ecelimi tayin eden, bana cüzi irade sınırları içerisinde davranma serbestisi veren bir makama aidim başıboş değilim. Onun bir kitabı var. Ve o diyor ki bu kitabı gönderdiği emin bir peygamberi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve sellem. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Allah Resulü nasıl yaşadı ona bakacağım. Ona uygun bir konuşma, ona uygun bir davranma, ona uygun bir yol yürüme biçimi tespit edeceğim. Ben benden sorumluyum. Ve ben kayınvalidem bana bunu demiş. Annem şunu demiş. Eşim bana şöyle yapmış. Ben onlardan sorumlu değilim. Ben tetiklemedikçe ben sebep olmadıkça hı hı. ben doğru davrandıkça ben Allah benden ne istiyor? Ben onunla memurum. O yüzden de mesela e, şu sıralar narsist ...tek kişilik bozukluğuyla çok karşılaşıyorum. Hadi gelin bunu o zaman bir sorunun arkasına devam edelim. Siz günde 3 5 10 belki danışan alıyorsunuz... ...ve bu insanlarla gerek online gerek yüz yüze görüşüyorsunuz. En çok neyle geliyor bu insanlar? İnsanları size getiren temel sebepler ne? E, i̇statistiksel bir çalışma sormuyorum. Sizin kişisel tecrübelerini soruyorum. En çok neyden şikayetçi insanlar? Buna cevap vermeden hı hı. biraz önceki cümlemi bitirmeme müsaade misiniz? Lütfen buyurun. Estağfurullah. E, kişiler mesela sorun yaşayan bireylere soruyorum... Eşinizin tahsiline üniversite mezunu diyor. Hatta bazısı üçüncü üniversiteyi bitirmiş diyor. O zaman ben şunu soruyorum. İlim Allah'la aramdaki ilişkiyi düzeltmeme katkıda bulunmayacaksa... ...benim daha iyi bir insan olmama katkıda bulunmayacaksa ne işe yarıyor? Neye var? Ben oradan bir e, öğretmenimden gördüğümden ders almayacaksam... ...arkadaş ilişkilerimden daha iyi insan olmak için bir hikmet devşirmeyeceksen... ...ve ben hani eskiden mürekkep yalamış derler. Hı -hı. İşte... E, ...tebeşir tozu yutmuş derler. Hani ilim tahsil görmüş, ya bu... ...ilim görmüş bir insan ne demek? Ağırlığı olan, bir duruşu olan... ...ve insana insan değeri veren. Hı -hı. Bunu da kendisinden bilmeyen, kendisine... ...var olma değerini, var olma özelliğini bahşeden kendisi değil ki. Hı -hı. Konuşan kendisi değil ki. Konuşturan var, dünyayı gönderen var, o süreci bir yöneten var. Dolayısıyla... ...bizim bildiğimiz 99 ismi olan bir... ...bizi yaratan var. Hı -hı. O zaman... Ben şöyle bir dua ürettim değerli beyefendi gördüm gelinken aile hmm. içerisinde kayınvalidem şu bu sıkıntılarımız oldukça ya Rabbi dedim ben birilerinin bana nasıl davrandığıyla ilgilenmiyorum senin benden nasıl davranmamı istediğinle ilgileniyorum ya, çok ben güzel. sana hesap vereceğim ben bunun için bedel ödemeye hazırım dedim. Ağlamam gerekiyorsa ağlayacağım. Üzülmem gerekiyorsa üzüleceğim. Sabretmem gerekiyorsa sabredeceğim. Mahrum et, olmam gerekiyorsa mahrum olacağım. Bana yıllardır hala bu duayı ediyorum. Ya Rabbi, doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı nasip et. Beni anlayışlı ve anlaşılır kıl. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ben eğer birisinden bir şey bekleyecek olursam, onu görmediğim zaman ben diye düşerim. Hmm. O zaman yapacağımı yapamam. Ve şunu bilmeye ihtiyacım var benim. Sorunuzu unutmadım. Birazdan Hı -hı. ona geleceğim. Buyurun. Benim şuna ihtiyacım var. Ben ne yaparsam kendime yaparım. Ben öğreniyorum ki sevilmek değil sevmekmiş aslolan. Ben şunu öğrendim değer görmek değil değer vermekmiş aslolan. İnsan yerine konulmak değil insan yerine koymakmış aslolan. Hmm. Birilerinin bana verdiği değer onunla muhatap yetim ölçüsünde beni etkileyecektir. Ama bende olan bir değer benden herkese ulaşacaktır. O yüzden benim bütün muhasebem kendimde. Mesela bana bazen soruyorlar sanki çok iyi bir makamdaymışım gibi. Buralara gelmek için nasıl bir hedefiniz oldu? Nasıl bir yol izlediniz? Onlara diyorum ki bir ben bir yerde değilim. Zayıf, aciz, nefes alıp vermeye bile gücü yetmeyen bir insanım. Nefes alıyorum, veremeyebilirim, veriyorum, alamayabilirim. Bitti. Televizyona çıkmak insanı adam etmez. Takipçi sayısının çok olması insanı adam etmez. İnsana nasıl bakıyorsun? Karşındaki insanın günahını, ayıbını hesaba katmadan sana ne? Evet. Allah çetelesini tut, günahlarına göre muamele etmi dedi. Sana ne görev verdi de sen insanları günahlarına göre tesettürlü, tesettürsüz, namazlı, namazsız, oruçlu. Bana ne? O Allah'ın bir emanet. O insan benim karşıma çıktı mı? Bitti. O benim için saygındır. O benim için çok değerlidir. Yıllar önce altın numara benim küçük delikanlı ilkokula gidiyor. Bir arkadaşı aradı. Salih teyze Şamil'i verir misin bana dedi. Tabii ki dedim. Oğluma gittim dedim ki yavrucuğum bir beyefendi seni rica ediyor dedim. Oğlum gitti konuştu bana gülerek dedi ki anne ya o beyefendi değil benim arkadaşım dedi. <laughs> dedim ki yavrucuğum o bir beyefendi. Sen de bir beyefendisin. Sen de bir beyefendisin. Yolda sü yolu süpüren beyefendileri asla selam vermeden geçmem. Siz buraları temizliyorsunuz. Allah da sizin günahlarınızı temizlesin derim. Tuvaleti temizleyenleri gördüğüm zaman hı hı. en ağır işleri yapıyorlar. Asla selam vermeden geçmem. Hı hı. Ve kendine değer vermeyen başkasına değer veremez. Bizim hesabımız kendimizde olmalı. Kendisini sevmeyen Rabbini bile sevemez. Hı hı. O yüzden de bizim kendilik algımız doğru oluşmalı. Ben Allah'ın şerefli bir kuluyum. Herkes gibi. Çok değerliyim. Herkes gibi. Şurada alkol almış, uyuşturucu almış, sızmış birisi bile benim kardeşim, Allah kardeş yaptı. Başkası evet. yok ki. Evet. Ben onu nasıl değersiz görürüm. Benim ağzımdan çıkan sözler bende birikenlerin yansımasıdır. Ben kendimi ifade ediyorum. Dolayısıyla sözü kişinin aynasıdır aslında. Evet. O yüzden de ben ne konuşuyorsam, nasıl davranıyorsam bu beni ifade ediyor. Fakat bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Bizim bu da kişinin kendisiyle alakalı. Dışarıda biz meleğiz. Her biri hanımefendi, her bir beyefendi kişinin kalitesi evde nasıl olduğuyla belli olur. Onlarca, yüzlerce şu ana kadar kaç danışmanlık yaptım bilmiyorum. Bir istatistiğini çıkarmadım. Dışarıda melek, İçeride zehir zemberek. Bir hanımefendi diyor ki ben dışarıdaki eşime aşığım. Aşığım o kadar iyi ki, o kadar güzel gülüyor ki. Ama Ev evde asla başka bir şeye asla böyle değil diyor. İşte o kişinin gerçek hali. Gerçek dışarıdaki hali dışarıdaki değil. Asla Evdeki değil. hali. Asla değil. Bunu iddia ediyorum. Hmm. Çünkü içeride sosyal onay endişesi yok. İçerideki onun Çantadaki el değil. Bir beyefendi ne diyor biliyor musunuz? Eşini aldatmış. Eşi çocuklarını almış. Bir, iki, üç, beş. Annesine gitmiş diyor ki eşimin beni terk edeceğini düşünemedim. Eşimin bunu yapacağını bilmiyordum diyor. Bunu yapacağını bilmemek harama gitmek için bir ruhsat olabilir mi? Eşin olmasa bile. Eşin olmasa, olmasa bile. Olmasa bile. Olmasa bekar bile. Ve, olsam bile. Yani eşin gittiği zaman mı sen insan olduğunu hatırlayacaksın? Eşin olduğu zaman eşin e, sana bir tepki verdiği zaman mı sen Allah'a hesap vereceğini ya da bir ailen olduğunu hatırlayacaksın? Bunu eşin için yapıyorsan yine yanlış. Yine sıkıntı. Ahlak eşi için olmaz, ahlak yuva için olmaz, ahlak kendisi için ve Allah için olur. Dolayısıyla bizim kendi iç yapılanmamız, Allah'a uygun, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme uygun bir şekilde yeniden düzenleme, yeniden Allah'a göre şekil almak ihtiyacımız acil. İnanılmaz zenginler, evde mutsuzlar çünkü gömleğinin şu kısmı kırışmış. İki saat durmadan bağırdayım diyor. Allah niye gömlemin burası bütün gardırop dolu, kıyafetleriyle dolu. Evde hizmetçileri var niye bu gömlek böyle? Ben giyecekken bunu niye böyle gördüm? İşte bu kendi egonuzu kendimizi ne kadar yüksek aslında aşağılık kompleksi değer sizlik duygusu Saliha Hanım evet yeni gömlek alıyor o yeni gömleği yıkayıp ütületmiyor kuru temizlemeye göndermiyor bir defa giyiyor ya o gidiyor fakirlere veriyoruz diyor neden böyle bir şey yapıyorsunuz dedim çünkü diyor şey hiçbir zaman ilk giydiğim gibi üzerimde güzel durmuyor ikinci de o görüntüsünden şey kaybediyor diyor çünkü çıldırmış insanlar yani çünkü değerli beyefendi kardeşim el ne der diye yaşıyor. Ele beğenmek istiyor. El odaklı. Biz birilerinin beğenilerine göre hareket edersek Allah'ın beğenisini ıskalamış oluruz. Ya. Asıl hesabı soracak olanı ıskalamış oluruz. Yatağa yatıyoruz. El dışarıda. Allah'la baş başayız. Hadi cevap ver. Ben şu anda beni canlı, kıpır kıpır, e, coşkulu, sağlıklı görüyorsunuz. Konuşuyorum, koşuyorum, yapıyorum, iş yapıyorum. Yataktan kalktığım zaman başım döndü, gözlerim karardı ve olduğum yere yoruldum. Kızımdan bir yudum su istedim. Ben o zaman ölebilirdim. Bitti işte. <laughs> Senin gömleğin, ayakkabın, çantan. Ne birilerinin sana o ne kadar yakışık. O ne kadar şık demesinin ne anlamı var? Allah'a Azrail'i gördükten sonra amel defterine bir şey yazdırma şansın yok zaten, bitti. Hı hı. Ne yaptın şimdiye kadar? Birileri beni beğensin diye hareket et. Ne işe yaradı? Allah'ın gözüne girmedikten sonra. Allah'ın bu dünyadaki sizi nasıl davranacağınızı denemek için yarattım diyor Hazreti Allah. Hı hı. Açık ve net. Fitna, imtihan. Heh. ...ve bir hanımefendi var, ısrarla estetik yaptırmak istiyor. Neden diyorum? Ben beğenilmek istiyorum diyor. Dedim ki örnek vereceğim size. Şimdi diyelim ki bugünün trendi yay gibi kaşlar. Kaşlarınızı yay gibi yaptırdınız. Çıkık elmacık kemikleri, elmacık kemiklerinizi çıkık gibi yaptırdınız. Arkadaşım birisi dedi ki ay sen ne hale gelmişsin, Önce halin çok güzeldi dese ne yaparsın dedim. Depresyona girerim dedim. Bu kadar ipin ucunda. Bu kadar işte. Peki bir süre sonra böyle düz çekik kaşlar moda oldu. Moda oldu ne yapacaksın? O zaman onu yaptırırım ne zamana kadar? Ben bir e, yazı yazmıştım artık cildin makyaj kabul etmiyor diyor. O kadar estetik yaptırmış ki gülemiyor, mimik kaybolmuş, kendisine yabancılaşmış. Niye? Kendisiyle arası açık. Birileri kendisini beğendiği müddetçe, birilerinden onay aldığı müddetçe var olduğunu kabul ediyor. Bu bir insana yapılabilecek en büyük zulümlerden birisi. Ama bütün sistem bunun üzerine kurulu şu an. Aynen öyle ve şu anda annelere babalara sesleniyorum. Kızınızın ders çalışması, sınavlar şu bu kızınızın değerini ifade etmez oğlunuzun değerini ifade etmez oğlunuz Allah katında değerli olduğu için kızınız Allah katında değerli olduğu için şu anda sizin elinizde ve aile beş temel esası korumak için var canı malı dini aklı ve nesli sen neslinin çocuğunun Annemden nefret ediyorum diyor. Baba deyince zihnimde simsiyah bir boşluk oluşuyor diyor. Peki sen dinin hükümlerini ihmal ediyorsun ve çocuğuna bir başkasının veremeyeceği kadar derin bir zarar veriyorsun. Hı hı. Bir çocukla oluşturulabilecek en mühim şey kendilik algısının düzgün olması. Ben şahsiyetli bir insanım. Düşsen yüz kere düşsen bile yüz, yüzün 101. de tekrar kalkarım. Allah beni seviyor. Elbette başkalarının sevgisine ilişkiye değer vermeye, değer görmeye ihtiyacım var. Ben insanım, ben sosyal bir varlığım. Ama benim değerimi Allah verdi. Ben mesela diyelim ki Doktor oldum. Diyelim ki aile danışmanıyım. Hı hı. Birisinin bana aile danışmanınız değilsin demesi benim gerçeğimi değiştirmiyor ki. 10 kere desin. 10 kere desin. Sen yoksun diyebilirler mi bana? Ben varım. Allah beni var kıldı. O zaman ben Allah'a göre konuşmazsam, Allah'a göre bir inanç oluşturmazsam hep başkalarının dediğine göre hareket ederim. Hı hı. O yüzden de ben kendimle uğraşacağım. Bunu bitirip sorunuza geçeceğim. Ben kendimle uğraşacağım. Bir insanın bu dünyada yapabileceği en büyük hayır kendisini geliştirmesi, kendisini iyileştirmesi, kendisini Allah'ın katında dost doğru yapmasıdır. Hmm. Doğru olmak doğru durmakla mümkündür. Doğru durdukça doğru oluruz. Ve hayat hiçbir zaman alışveriş değildir değerli beyefendi. Veriş ve alıştır. Hmm. Biz verebilmek için kendimizde var etmemiz lazım. Ve aslında şu anda ben size konuşuyorum ama aslında ben kendime konuşuyorum. Hmm. Çünkü ağzım söylüyor, kulağım duyuyor, ben yeniden kayıt yapıyorum. O yüzden herkes ne yapar kendisini yapar. Ve ben bu dünyada bir Müslümanın inancımız açısından söylüyorum. Ulaşabileceği en yüksek mertebenin Allah'tan razı olma makamı olduğuna inanıyorum. Bu bir ilim sonucunda olacağına inanıyorum. İlmin ilk tezahürü edeptir. Allah'tan edep duyarak kullardan edep duymayı öğreneceğiz. Ve Atavullah İskender Hanım Hazretleri buyuruyor ki değerli beyefendi, bir insanın kendi eksiğini görmesi, kendi yanlışını görmesi ve onu düzeltmesi, Allah'ın ona gayipten bir haber vermesinden daha değerlidir diyor. İmam-ı Malik Hazretleri de öyle buyuruyor ya, e, insanların günahlarıyla uğraşmayın, onların Rabbi değilsiniz. Siz kendi günahlarınızla uğraşın çünkü kulsunuz. Aynen. Başkalarının imtihan olunmadığı gibi, imtihan olunduğu gibi imtihan olunmadığınız için Rabbinize şükrediniz. Aynen. Çünkü siz de aciz, acizsiniz böyle. Aynen öyle. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki değerli beyefendi Allah bir kula rahmet ve merhamet nazarıyla bakarsa o kulun kendi kusurlarını görmesini sağlar diyor. Ya ya Rabbi ilk önce kendimi göster. Ya Rabbi ilk önce eksiklerimi göster. Ya Rabbi bunları nasıl düzeltmem gerekiyorsa bana ilham et. Doğru bilgiyle, doğru insanla, doğru bir anlayışla beni buluştur. Ya Rabbi ben ölüm demişler ki kaşla göz arası halk arasında böyle bir söz var. Birisi demiş ki ne diyorsun ya kaşla göz arası bir günlük yok. Bir nefesli bölüm, anlık. O yüzden de Allah ne zaman huzuruna davet edecek bilmiyorum. O zamana kadar ben ne yaptıysam e, benim ağzım susacak, bütün azalarım konuşacak. O yüzden de Allah'la benim hesabım, kullarla değil deyip ve insanlık ailede yaşanır. insanlık evde yaşanır, din evdedir. Evde yaşanmayan din sosyal hayatta bizi Allah'a yaklaştırmaz. Şov olur. Rüya olur. Şov olur ve ağızdan çıkan söz kulağa, yürekten çıkan söz yüreğe hitap eder hepsi bundan ibaret. Demiştiniz ki en çok hangi en şikayetler, çok hangi şikayetler, geliyor, İnsanlar. Eşler arası çatışma, eşler arası anlaşamama, eşler arası iletişimsizlik, huzursuzluk. Fakat çoğunlukla anneler çocuklarımla baş edemiyorum, çok sinirliyim, onlara kızıyorum, bağırıyorum, hatta vuruyorum. Ondan sonra onlarla birlikte ağlıyorum diye geliyor, geliyorlar. Ben şikayetlerini dinliyorum, şöyle bir tarafa koyuyorum. Eşinizle aranız nasıl diyorum. %99 eşiyle arası iyi değil. Ben de şöyle bir tanımlama yaptım değerli beyefendi. Kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Eşiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Çocuklarınız için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Dünyanız ve ahiretiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Eşinizle iyiyseniz dünya ile iyisiniz. Eşinizle kötüyseniz dünya ile kötüsünüz. Yani bu kötü davranırsınız anlamına hmm. değil. Coşkunuz, kolunuz kanadınız kırık gibi olur. Şimdi eşler arası iletişimsizliğin şeylerine bakıyorum, sebeplerine bakıyorum. Birkaç sebep öne çıkıyor. Beyefendilerle ilgili olandan başlayayım. Sorumluluk kalmıyor... Ben erkeğim. Bir, ben demeden kapıya bile çıkamazsın. Ben ne dersem o olur. Benim sözüme uyacaksın. Beyefendi sizin sözünüz ayet mi dedim. Değil. O zaman bu kadar kesin söyleyemezsiniz. Ve söylüyor. Söylüyor. Şimdi bir insanın zayıflığı karşısındaki insanın cesaretini artırır zalimlik tarafı varsa içindeki zalim tarafı uyandırır. Onu acite ediyor uyandırır. Aynen öyle. Yani. O yüzden de hanımefendilerde de var. Ne var? Cesaretsizlik var, özgüvensizlik var, stratejik değiller, dümdüzler. Olmaz. Usulsüz vusul olmaz. Arabayla e, maki, şeyle, e, arabayla gidiyorsunuz. Yolda bir tümsek gördünüz. Bana ne bu yol ben böyle e, dümdüz giderim diyerek tümseyi o arabanın ortasına alıp gider misiniz? Gitmezsiniz. Ya sağından ya solundan geçersiniz. Süren bir çukur yaparsınız. olunca y, y, tekeri çukurun içine sokmayız değil mi sağından sonundan gireriz. Dolayısıyla hanımefendiler kendisini beyefendilerden daha çok güçlendiriyor. Ama kendi içlerinde sıkıntı yaşayanları baz alarak söylüyorum. Tahsilleri yarım kalmış, kendilerine özgüvenleri yok, değersizlik duyguları çok fazla. Annelerinden kaynaklı Devamında eşinden kaynaklı. Bunu erkeklere ihale ediyorlar ama. Bu birazcık kolay yolu sanki bu işin. Neyi i̇zin ihale vermedi, aileme izin vermedi, okutmadılar beni. Ya da şimdi eğitim görmek istiyorum, kocam izin vermiyor falan. Oysa ki şu an okuma, eğitim alma ya da kendini geliştirme metotları, bilgisayarlara, cep telefonlarına kadar geldi. İnsan yeter ki istesin. Yani sen kitap okuduğunda kim geldi, çekti elinden aldı kitabı. O şöyle bir şey oluyor. Söylediğinize haklısınız. Ben de size katılıyorum. Sadece mutsuz insan okuma motivasyonunu bulamıyor. o da doğru. Evet. Kolu kanadı kırık oluyor. Ee, çocukları mesela şu bardağı şuradan alıp şuraya koyacak. Bu bile ağır geliyor. Hı -hı. Mutsuz olunca bedeni bile ağır geliyor Hı -hı. insana. Ve mutlu olmak o kadar kolay ki aslında. O kadar o kadar önemli ki. Devam edeyim izninizle Lütfen sorunuzu edersiniz. cevaplamaya. Buyurun. Beyefendi işten geliyor. Ayaklarını uzatıyor, televizyonun karşısına geçiyor. Yarım yamalak mutfakta bir şey yer, yerken telefonun önünde. Biraz biraz telefona bakıyor, biraz şeye bakıyor. Ee, yemek yiyor. Eşinin yüzüne bakmak, eşiyle muhabbet etmek, onu özleyen çocuklarıyla bir arada olmak böyle bir şey yok. Ondan sonra geçiyor televizyonun karşısına, şu çocukları sustur diyor. Televizyonun karşısında uyuyor. Yatağa git beni niye uyandırdın diye kızıyor. Ee, saatler sonra yatağa geliyor, cinsel hayatları kötü. Hanımefendi diyor ki iki aydır bu akıyor. Tamirci çağıralım diyorum. Hayır ben yaparım diyor. O zaman yap diyorum, yapmıyor ben sana para getiriyorum başka ne istiyorsun diyor. Babası da para getiriyordu. Bir kadın çalışarak kendisi de para görebilir, getirebilir, evi görebilir. Allah öldürmediği kulunun rızkını verir. Sen bir baba, bir erkek ben sana para getiriyorum başka ne istiyorsun demekle rolünü ne kadar ayaklar altına alıyor. Kendisine ne kadar haksızlık yapıyor. Ya baba evin direği çocuklarının sırtını böyle dağ gibi dayadığı kayası, kalesi baba. Terbiyeden baba sorumludur. Çocuğun terbiyesinin anne sorumlu değildir. Bu çocukları eğitmemişsin diye beyefendi kardeşlerim eşlerine kızıyor. Hayır, dini açıp baksınlar. Baba sorumludur. Eşini mutlu etmekten de erkek sorumludur. Şu anlamda sorumludur. Yani mutlu olmayacak derecede psikolojik sıkıntılar olanları kastetmiyorum. Geldiği zaman hayatım nasılsın? Güzel gözüm, sırma saçlım, bir tanem nasılsın? Demez. Ağzını açmaz. Kırk küsür yıllık hanımefendi var diyor ki eşimden bir kere bile yanında söylüyor bunu. Güler yüz duymadım. Şey, güzel söz duymadım diyor. Beyefendi doğru mu dedim. Gülerek doğrudur dedi. Allah sizin hayrınızı versin dedim. Millete söylüyor musunuz? söylüyorum. Niye eşinize söylemiyorsunuz? Ne bileyim görmemişiz, alışmamışız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Din niye indi? Kendimizi geliştirelim. Kur'an'ı okuyalım. Peygamberin hayatını okuyalım. Peygamberi gözden geçirelim. Peygamber'e göre bir ahlak oluşturalım diye gelmedi mi bu din? Ne zaman biz bu dini hayata geçireceğiz? Mezarda kimsenin bu dine ihtiyacı evet. kalmayacak. Evet. Dolayısıyla sorumsuz. Para getirmenin dışında bazıları onu bile yapmıyor. Hanımefendi çalışıyor, beyefendi yatıyor. Çocuklarla ilgilenmiyor. Dışarıya çıkarmıyor. Eşinin ailesiyle görüşüyor. Ee, bazı patolojik vakalar var. Bunlar da narsist kişilik bozuklukları. Onlar şu sıralar bunun sebebini doğrusu öğrenmek isterim. Yani e, hangi toplumsal halimiz bu kadar narsist kişilik bozukluğu üretiyor? Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ailesiyle bağını koparıyor eşini. Sen artık buraya aitsin. Ayda yılda bir diyor hanımefendi ailemi eşim yokken ararım. Allah evet, Allah. Evet aratmıyor. ile irtibatını kesiyor. Bir tane kendi ailesi var. Erkek kardeşleri, kız kardeşi, onlarla beraber. Hastalık bu ya, bu bildiğim manyaklık. Beyefendi çok kişilik bozukluğu, yani, evet, çok ağır bir hastalık. Yani. Ondan sonra hanımefendi bir kere bile itiraz edemez. Hele bir etsin. Sen bu yuvayı mutsuz yap. Sen çocukların önünde beni rencide ettin. Sen nasıl bana itiraz edersin? Sen benim için varsın. Sen kimsin ya? Efabe, Rabbiniz. Evet. Sen Rabbisin. Tövbe. Aynen. Sümme, haşa. Beyefendi bunu bile söyleyenler var. Ciddi anlamda bu bir, tam bir kişilik bozukluğu ve. Şu anda mesela e, narsist kişilik bozukluğu olup ayrılan yurt dışından, Türkiye'den danışanlarım var. İnanılmaz iftira atıyorlar. İnanılmaz yalan, yalan söylüyor. söylüyorlar kesinlikle. Mesela diyor ki bir tanesi çocuğun işte e, yemeği birazcık gecikmiş elini yıkayana kadar hmm. çocuk azıcık sen çocuğu ağlattın sen çocuğu mutsuz ettin dolayısıyla beni mutsuz ettin git şu odada e, ne kadar hatalı olduğunu düşün hatalı olduğunu anla gel benden özür dile İstediği zamana kadar orada bekletiyor yere çök ya çok, çok Anladın pardon. mı? bunu kadın yapmayacak yani kusura bakma ama sen buna niye müsaade ediyorsun şimdi ya? zaten ayrılıyorlar şu an zaten ayrılıyorlar ve ondan sonra 2 3 yıllık evliler bunlar ya öyle bir şey olabilir mi ya ve bunun işaretleri olmuyor mu oluyor Oluyor Evlenmeden ama... Evlenmeden anlayamazlar mı yani? Anlıyorlar ama ha. devam ediyorlar. Ya babası zorluyor. Vay be. Ya beyefendi bazen şöyle oluyor. Onlar dışarıda inanın mükemmeller. Siz o beyefendiyi dışarıda tanısanız, tanısanız eşine dersiniz ki... Hülyen yalansın sen hastasın. Paranoya yapıyorsun derhal psikiyatrist. Öyle Kesin, iyi oyuncular yani. Kesinlikle. Tabi Allah imtihan etmesin. Kesinlikle. Büyük de söylememek gerekiyor yani. Kesinlikle söylemeyin. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ve e, bazen insanın basireti bağlanıyor. Bir de 2-3 yıllık evlisin. Düzelir diyorsun. İşte tedaviye asla yanaşmazlar. Çünkü onlar hatalı değillerdir. Onlar mükemmeldir. Ve ne kadar eksik varsa karşısındakine ait. Çok affedersiniz. Bir parantez açabilir miyim? Buyurun. Zina haram. Gıybet etmek de haram. Ama toplumun e, zinaya verdiği reaksiyonla gıybet arasında dağlar kadar fark var. Cenab-ı Allah bir şeyi haram kıldıysa onda onun esbabı mucibeleri var. Siz evli insanların gıybetini yaparsanız, mutsuz insanların gıybetini yaparsanız, eşinizin, dostunuzun, akrabanızın, akrabanızın e, gıybetini yapar, onları dile düşürür, onların sırlarını ifşa ederseniz işte böyle hanımefendiler bazı zalimlere gıybetim yapılır mı, arkamdan dedikodu olur mu, el alem ne der belasına Aynen. bir ömür boyu çile çeken Kadınlar ve erkekler var Sırf siz gıybet ediyorsunuz diye var Sırf siz onların arkasından konuşacaksınız diye Korktukları için katlanıyorlar Cehennem hayatına Ve kendileri o kadar suçlanıyor ki Diyor ki Salih Hanım Ya eşim o kadar güçlü Haklı olduğunu dikte ediyor Sürekli haklı olduğunu söylüyor ki Kendimden şüphe ettim Size soruyorum Bu davranış doğru mu Allah yanlış mı? Allah Allah evet. Bildiği doğruyu şaşırmış i̇şte, yani Kesinlikle Kesinlikle. Mesela diyor şu anda ben ancak kaçarak kurtulabilirim. Devlete sığınarak kurtulabilirim. Onun dışında eşim diyor ki diyor mesela hani bir arabesk söylem var ya ya benimsin ya kara toprağın. Eşim aynen bunu söylüyor diyor. Eğer sen gidersen yapacaklarımı tahmin bile edemezsin diyor. Beni korkutuyor diyor. Ben de artık diyor ağlamaktan konuşamıyor zaten. Ben de artık diyor Ailem beni zorla verdi. Ben anne bak şu yanlışı var vermeyin beni dedikçe zorla verdi. Onlar da üzülmesin diyerek söyleyemiyorum ama diyor artık şu anda takatim kalmadı ben ne yapayım diyor. Ya. Ve en basit bir şeyden dolayı da e, duvara dayamış boynunu sıkmış nefessiz kaldım çocuklar bağırınca beni bıraktı diyor. Eğer bir can güvenliği riski varsa aynı evde bu saatten sonra durmayın. Ben bir aile danışmanı olarak aynı evde durmanıza asla izin vermiyorum. Ailenize haber verin, ailesine haber verin. Hani yurt dışında e, avukatla görüşün, aile hekimiyle görüşün onların öyle bir sistemi var Psikologla görüşün, yaşadıklarınızı anlatın. Kimden yardım alıyorsanız alın. Kimden nasıl yardım? Türkiye dostu <laughs> kimden nasıl yardım alacak? Yani nice nice kötü olaylar, kötü fiiller yapan evet. insanlar. Kadın şikayet ediyor, adam gidiyor iki saat sonra geri yanında Ko koruyamıyoruz ki kadını. Evet, yani bir, o da var. Zalimden uzak tutamıyoruz ki. Gidiyorlar birini. Bir çiğ köfteci hadisesi vardı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Gitler dövdüler. Adam şikayetçi oldu. Öteki karakoldayken akrabaları geldi bir daha dövdüler adamı. Adam dükkanını kapatıp gitmek durumunda kaldı. Evet. Haklı'nın hakkını koruma noktasında aslında çok e, muktedir değiliz yani. Evet, bir de sistemde şöyle bir ciddi açık var değerli beyefendi örnek veriyorum. Şimdi eşini döven hanımefendiler de var. O da var değil mi? Kesin, kesin var beyefendi. Allah Allah. Kesin var. Ve o kadar tahrik edici hareket ediyor ki beyefendi şiddet uyguladığından dolayı asla hani masum değil. Asla şundan dolayı yaptı, o yüzden de bu suçsuzdur asla demiyorum. Şiddet başlı başına çok ciddi bir fiildir, kötü bir fiildir, yanlıştır. Fakat bir beyefendi danışanım oldu. Diyor ki "Tabii ki bu olay e, hanımefendilerin şiddeti çok yoğunlukta değil." Hmm. var ama azamatta erkeklerin şiddeti daha Laf fazla. Var. Ben 10 yıllık evliyim diyor herkes herkes şahittir. Hanımıma söyleseniz o da şahittir. Karıncayı bile incitmek istemem. Ama ben eşime tokat vurdum. Ben artık kendimi tanıyamıyorum. Ben bu evliliği bitirmek istiyorum. O kadar üstüme geldi. Beni o kadar tahrik ettim ki. Dışarı çıkacağım, kapıya çıkacağım, kapıyı kapatıyorum. O zaman şimdi konuşmayalım. Bak söz maksadı aşacak. Şu anda ben öfkeliyim. Sen de öfkelisin diyorum. Öfkeliysen öfkeli ol. Ee, ya kötü, kötü olacak. Ne olacaksa olsun diye üstüme öyle bir geldi. Ben de kurtulmak için bir tokat attım. Diye. Şimdi bir insan birisini öldürdüğü zaman bile e, duruma bakarlar. Nefsi müdafaa var mı diyerekten. Azmet itiricilere bakılır, cezada indirime gidilir. Dolayısıyla, e, kim şiddet uyguluyorsa o cezalandırılmalı. Kadına, erkeği yok, şiddet şiddettir. Çocuğa şiddet, şiddetle, hayvana şiddet, tek şey tokat dövme falan aynen değil. De, o kadar ay, güzel şiddet yöntemleri var ki, elini bile kaldırmadan adam öldürürsün kesinlikle, yani. Kesinlikle aynen öyle. Ve beyefendi şiddet uyguladı diye altay ev, ay evden uzaklaştırıyorlar. Şimdi size soruyorum. Bu beyefendi kin duyuyor? Yuvasından ayrıldı. Ben ay, hani altı ay evden ayrılmasınlar demiyorum. Şimdi erkek psikolojisi hı -hı, açısından. Hı -hı. Bakıyorum bir tedbir eksikliğini ifade edeceğim. Hı -hı. Şikayet ettiği için hanımına kızıyor. Annesi babası ona kızıyor. Sen göreceksin altı diyor. Altı ay kinleniyor. Bileniyor. Heh, bu adam eve geldiği zaman bu adamda ne değişiklik olacak? Karıcığım altı ay uzak durdum aklım başıma geldi. Yaptıklarım <laughs> için çok özür diliyorum. Hadi gel mutluluğa yelken açalım mı diyecek yani. Asla demeyecek. Bu adamın tedavi edilme ihtimali yok. Tedavi etmiyorlar. Hı -hı. Tedavi edilmiyor. Gerçekten ilaç kullanması gerekiyorsa ilaç kullanmıyor. Bir terapi sürecinden geçmiyor. Ne değişecek 6 ayda? 6 ayda ne değişecek? Bilakis daha kötü olarak, biriktirmiş olarak gelecek. Belki dövmeyecek ama dövmekten beter edecek. Ortada bir terapi, ortada bir tedavi yok. Ortada bir iyileştirme yok. aynı adamı hiçbir şey eğitmeden, <laughs> hiçbir tedrisata takip tutmadan bilene bekletiyorsun evet. aynı kenarda. Öyle. Aynı, aynı öyle. adamı geri gönderiyorsun. Maharet evet. o adamı değiştirmek bu 6 ayda, Bu adama öyle. bir şey vermek doğru mu? Hiç olmasa bir eğitim verilse. Bak oğlum. Böyle böyle oldu. Eşinin de hatası olabilir ama çözüm bu değil. Şöyle konuşun. Zaten konuşamadığı için çözüm üretemediği için yapıyor bu şiddeti. Dolayısıyla ifade ettiğiniz gibi insan sözleriyle bile insanın kendisiyle arasını açıyor. Kendisiyle savaşa sokuyor. Dolayısıyla narsist kişilik bozuklukları var. Sorumsuzluk var. Babasına bakıyorum hemen otomatik olarak babasında da yüzde 99 benzer belirtiler var ee, eşine değer vermeyen hatta diyor ki babası oğluna ne kadar kazandığını diyor e, hanımına söyleme kadınların haberi olmasın niye babacığım diyor şöyle sen söyleme oğlum bilge Babana bir gibi. oraya he. da gizem katıyorlar değil evet. mi <laughs> ve bunu dini bir literatür dini bir e, şahsiyet de söylüyor hakkı yok böyle bir şey kadınlara diyor para kazandığını söylemeyeceksin hemen alışverişe koşarlar bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir mantık? O zaman erkek para kazandığını söylemeyecek, ne kadar harcadığını söylemeyecek. Neyi paylaşacak? Işle ne yaptığını, muhabbet yok arada. Bir şey anlatabilir miyim müsaade buyursanız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk ayet-i kerime nazil olduğunda o sığındığı mağaradan gidebileceği üç makul adres vardı peygamberlik geldiğinde. Varaka bin Nevfel zamanın en büyük bilgini, meseleyi en iyi o tahlil edebilirdi. İki... Ebu Talip amcası onu himaye ediyordu. Gidip ona sığınabilirdi. Üç, arkadaşı Ebu Bekir Sıddık. O ona bir fikir verebilirdi. Üçünü pas geçti. Kime gitti? Hatice. Önce hanımına gitti ve hanımıyla paylaştı. Evet. Bu tür sohbetlerde hep bunu diyorum. Sizin hanımınız, eşiniz gün içinde başınıza gelenlerden haberdar olan kaçıncı kişi? Aynen öyle. Önce polis, sonra adliye, sonra kavga, dövüş. Adam akşam eve geliyor, yemekte diyor ki anne ya sorma bugün neler yaşadık, ne oldu? Bakıyorsun herkes neredeyse tüm Türkiye'nin haberi var, bir hanımın haberi yok. Ondan sonra kendi hanımını benimle özelini paylaşmıyor diye eleştiriyorsun. Bu ne kadar haklı? Bu değer senin? vermemektir, sen de kimsin? Ben seninle niye paylaşacağım? Erkek adam başını mı paylaşır? Ki? Mesela iş detayını mı anlatacağım diye. Kimse sana detayını anlat demiyor. Detayı anlatmana da ihtiyaç yok. Muhabbet konusu olsun. Ailenden söz et, arayandan söz et. Hani hı hı. işte bugün şu oldu, bu oldu. Şöyle bir iş planlıyordum ama bugün olmadı, yarın oldu. Sen nasılsın çocuklarla? Ne haber? Güler yüz, tatlı dil mi? Muhabbet. Ama hanımlar da buna göre cevaplar versinler lütfen. Tabii ki. Yani adam bunu sorduğu zaman çamaşır kadın, bulaşık kadın dizlerim ağrıyor. Lütfen hep olumsuzlukları anlatmayın siz de ki. Yani bu hep karşılıklı. Aynen öyle. Adam sabretsin sorsun. Hanımefendi de ona göre makul ve düzgün Aynen. cevaplar versin. Kapıdan içeriye girerken beraber şu şöyle oldu, bu böyle rezil oldu falan. Bunu atmayın da siz atmayın yani. Öyle. Evet. Aynen öyle. Dolayısıyla değerli beyefendi, e, beyefendilerde gördüğüm sorumsuzluk, narsistlik, kişilik, bozukluğu, e, muhabbetsizlik, ilgisizlik, konuşamama çoğunlukla bunlar. Hı hı. Hanımefendilerde gördüğüm de çok şikayet ediyorlar. E, annelerinden, babalarından gördüğü değersizliği. Bir de beyefendiler çok eleştiriyorlar çok beğenmiyorlar. Anneleri oğullarını dolduruyor. Onlar da hanımefendilere yansıtıyor. Tersi de mümkün. Tabii ki tersi de. Hanımefendileri açısından hmm. mı? Yok şimdi beyefendileri konuştuğum için ha, beyefendileri söylüyorum. <laughs> ben şimdi en azından buradan da birazcık savunayım. <laughs> tabii tabii o, o da öyle fakat sıklıkla görülen hmm. kayınvalidenin ama bu herkeste de değil şüphesiz. Öyle iyi kayınvalideler var ki. Kayınvalideler iyidir diye program yapıyorum. Dolayısıyla hani sorunlu ailelerdeki alka dinamiklerden söz ettiğim hmm. için bunu söylüyorum. Hmm. Çünkü bunlar sorun oluyor. Hmm. Ee, bir beyefendi diyor ki Salih hanım yıllarca eşime zulmetmişim. Eşim gittikten sonra babasının evine gittikten sonra anladım bunu diyor. Annemle kız kardeşim beni o kadar doldurdular ki ben onların dolduruşuna geldim. Eşimi aldattım gene benim yanımdalardı. Mümkün olsalar boşalttıracaklardı Allah'tan boşaltmadım. Ben ne akılsızmışım özür dilerim ne kafasızmışım ki onların dediği gibi yaptım. Eşim e, eve gitti diyor artık bunaldı bana gene de iyi sabretti. Allah razı olsun boşamadı beni diyor. Şimdi baktım ne annem var yanımda ne kardeşim var yanımda. Hani beni dolduruyordunuz o zaman. Şu anda eşim yok yuvam yok hadi çözüm üretin. Ee, Hanımefendi de Allah razı olsun gerçekten o kadar sağduyulu ki eğer eşim gerçekten pişman olduysa ben yapılanları yok sayarım dedi. Şu anda işte geçmişi biraz daha az hatırlamak için yardım alıyorlar. İlişkilerimizi bundan sonra nasıl düzeltebiliriz diye yardım alıyorlar. Ayakta alkışladım. O kadar o kadar iyi bir noktadalar ki çok şükür. Eee kayınvalideler ve görümceler bazen eltiler iç işlerine çok müdahale ediyorlar. Kayınvalide ne derse delikanlı onu yapıyor. Anneci erkekler. Ben anneme çok düşkünüm. Anneden göbek bağı kopmuş ama duygusal göbek bağını koparamamış. Ayrı bir şahsiyet olarak kendisini Hayatta bir alana konumlandıramamış Kendi eşiyle plan yapıyorlar Bu akşam işte falan yere gidelim Anne arıyor sana sarma yaptım gel diyelim Annem çağırıyor gidelim Hayatım biz birlikte plan yapmıştık olsun yarın akşam gideriz Niye annene anneciğim yarın akşam yeriz Ya da biz gezelim dönüşte sana uğrayalım Dönüşte yiyelim niye demiyorsun Acil bir şey olursa tamam bir hastalık olur O zaman kimsenin ağzı açılmaz ama Her gün bana geleceksiniz Misafir gelince mutlaka ben de yanınıza geleceğim gibi Kayınvalidelerden kaynaklı çok sıkıntılar var ee, ben annelere, babalara saygıda kusur edilmemesinden yanayım. Diyorum ki asla Darül'e göndermeyin. Asla bakım evine göndermeyin. Size yaptıkları ne olursa olsun anne onlar anne babadır, hatırları alidir. Onlara bakacaksınız ama biz öf bile deme ayetini o kadar yanlış anlıyoruz ki ben fıkıhçı bir hocamızı takip ediyorum. Ondan öğrendiğim kadarıyla. Her dediğini yapın değil bu. İyi geçinin. Onlarla iyi geçinin. Yanlış söylüyor. İki çocuklu Gelini var, oğlu evli. Ben hanımını sevmiyorum, boşa diyor. Hangi akla hizmet hanımını boşuyor? O hanım da anne oldu, ne olacak şimdi? Anne hukuku burada Allah'ın hukukundan daha mı? Allah'a nasıl hesap vereceksin? Dolayısıyla oğullarımızın, erkeklerimizin annelerine babalarını kırmasınlar. Hiç incitmesinler. Gerekirse ekonomik destek versinler, sırtlarında taşısınlar. Ne, nasıl fedakarlık yapmaları gerekiyorsa yapsınlar. Ama aile huzurlarını, aile düzenlerini bozacak, ikili ilişkilerine darbe anlamına gelecek telkinlerini asla hayata geçirmesinler. Asla, asla. Eyvallah. Asla. O yüzden de beyefendilerin annelerine karşı zafiyetleri ailede ciddi sorun oluşturuyor. Bu da kendilerini geliştirmemelerinden, Allah'a göre oluşturulmuş bir duruşunun, bir eğitiminin, bir çabasının olmamasından kaynaklanıyor. Küçük yaşta ailesinden ne gördüyse, üniversite ne okursa okusun, aynı kalıp devam ediyor. Hanımefendilerde de mutlu olmama, memnun olmama, çok şikayet etme, annesiyle sürekli konuşma. Devamla, Her gün devamla. sürekli <laughs> ve kız annelerinin, kız ablalarının yuvayı yıktıklarına şahit oldum. Hanımefendi evli, iki tane çocuğu var diyor ki ne zaman boşayacaksın da eve geleceksin bu adam? Anne niye ben mutluyum diyor. Senin eşin şöyle, senin eşin böyle, senin eşin şunu yapmadı mı, bunu yapmadı mı? Salih Hanım diyor annemi dedikten sonra içime karşı bir soğukluk hissediyorum. Niye dinliyorsunuz dedim. Annenize şunu diyeceksiniz. Anne. Allah takdir etti ben evlendim artık bunu kabul et. Sevmiyorsan da bağrına taş bas. Az görmek istiyorsan biz az gelelim. Ama bundan sonra eşimle ilgili senden bir olumsuz cümle duyarsam çok özür dilerim telefonu kapatacağım. Neden dinliyorsunuz sonuna kadar dedim. Neden onun sözlerinin de doğru olabileceğine dair algı geliştiriyorsunuz. İnancınızı bozuyorsunuz eşinize karşı ne hakkınız var eşinizin ne kusuru var şu anda hiçbir kusur yok o zaman neden annenizin sözüyle aranıza soğukluk giriyor Tabi o da insan annen de olsa bir insan yanılabilir Hem biliyor, insan ondan... hem de eşinizin de yanlışı eksiği olabilir evet. Bir yanlışın eksiğinin olması insanın evliyken böyle kendisini soğutacak kadar buz gibi olacak kadar arasının açmasına, se açılmasına sebep olabilir mi Senin de eksiğin var o zaman eşin de senden soğusun Hadi. nereye gidecek bu Dolayısıyla bizim önce kendimizin Allah'a karşı sağlam bir duruşumuzun olması. Hesabımızı Allah'a vereceğimizi akletmemiz, fikretmemiz ve buna uygun mutlaka ve mutlaka mutlaka her gün düzenli okumamızın olması, dinlediğimiz üstadların, hocaların olması, ilim insanlarının olması, esmaül hüsnaları iyi bilmemiz, siyer-i nebiyi iyi bilmemiz, sünnet-i seniyeleri iyi bilmemiz ve önce kendimizi düzelterek aile hayatına ...öyle bakmamız, ilişkilerimize öyle bakmamız... ...ekonomimize öyle bakmamız gerekiyor... ...bizi ancak Allah inancı doğrultur... ...Müslümanlar açısından söylüyorum... Ha ...şunu da asla demek istemem... ...hani inanmıyor ama çok doğru insanlar var... ...o kadar ahlakı güzel insanlar var ki... ...Allah hidayet versin diyor... ...hani ben inanan Müslümanlar için söylüyorum... Hı hı. Bizim tek kurtuluşumuz Allah'a dönmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek almak, insanca muamele etmek konusunda kendimi her başlamak. Her iyilik, her yol, daha doğrusu ne kadar yapılacak şey varsa önce ben diyeceğiz. Amel de defteri tek kişilik, mezar tek kişilik. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Salih Hanım. Ne kadar güzel konuştunuz. Estağfurullah. Ya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, kıymetli dostlar Salih Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel açıklamalarından dolayı. Aslında bence doymadık yani. Estağfurullah. Salih Hanım inşallah ilerleyen zamanlarda sizi yeniden i̇nşallah. konuk etmeyi çok isteriz. İnşallah. Nasıl Allah sizden olursunuz? ebeden razı sizden olsun. de. Nereden izleyebilirler? Nereden takip edebilirler izleyenlerimiz sizi şu anda. Bir adres gösterin onlara. Sizi sevdiler çünkü. Öyleyim. Allah razı olsun. Eğer bende bir şey buldularsa kendilerinde olduğum Eyvallah. içindir. Allah hepsinden razı olsun. Şehir ekranı TV de her günde program. Şehir Ekranı TV'de şu anda e, yayınlanmıyor. E, yaz sezonunda yayınlanacak. Hı hı. E, YouTube'da e, Esenler Belediyesi'nin YouTube kanalında hı hı. Hayat Mektebi diye çok orijinal bir çekim hı hı. yaptık. 13 bölüm şu anda onlar yayınlanıyor. Tamam. E, huzurlu Aile Sohbetleri var yine işte belediyenin hı hı. E, YouTube kanalında ve Şehir Ekranı'ndaki bütün programlarda YouTube kanalında seyredilebilir. Harika. Salı günleri e, YouTube üzerinden canlı bir gün ben yapabilirim, ben yapamam diye kendimize verdiğimiz telkinler ya da başkalarından duyarak hı hı. inandığımız şeyleri doğru ve güzel şeyleri ben yapabilirim diyoruz. Yapabilenlerin öykülerini Sendi dinliyoruz. Kendi YouTube kanalınız var mı? Var. Takip edin dostlar, Salih Hanım'ın YouTube kanalında. İki de kitabınız var, onların da isimlerini öğrenelim. Evet. Kendime yardım etmek istiyorum, eşim anlamak istiyorum Hangi yayın evinden? Hayat Yayınları. Hayat Yayınlarından ilgilenen arkadaşlarımız kitaplarına da ulaşabilir. Çok teşekkür. Ha, Rica ederim, özür dileyerek. Salı günü ikinci programda kayınvalideler iyidir diye. Ha doğru o da vardı. Her insanın. O nerede? Olabilir ama o da YouTube kanalımda ha, canlı Salı evet. günleri saat 11'de. Her insanın iyi yönü vardır. Çocuklarımıza iyi kayınvalide imajı çizelim çok güzel anneden gönüllü kayınvalideler de var. Hı hı. Ve çocuklarımız bizler daha iyi kayınvalide olmak için gayret edelim diye böyle Eyvallah. bir program başlattık. Çarşamba günleri de saat 13'te Moral Efem'de canlı programımız. Sağ Allah razı olsun sizi Sizden yorduk efendim, buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Allah çok razı, razı olsun. Rabbim Sağ hayırdan nasibinizi bolmasın. Amin. Dilinize hikmet bahşetsin ki insanlara Amin. deva olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür. Kıymetli ederim. dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da e, inşallah hemen bu videonun altına bir yorum, görüş, beğeni dilek Kanalımıza abone olup yorum yazan bir kardeşimize herkes için Siyer kitabımızdan iki cilt inşallah yollayacağız Mekke ve Medine dönemi olmak üzere bizi izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun iyi ki varsınız ahiriniz evinizden hayırlı olsun hoşçakalın. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin evim Bekir Develi ile peynir gemisini sundu.